Bu seferki konumuz biraz daha değişik. Tarihten yani ders almak için yazdığım bir makale. İran şahı 1970'lerde özellikle İran şahı daha çok Amerika ve İngiltere desteğiyle ama diğer Avrupa ülkelerine desteğiyle anti komünizm şiarı altında İran halkını ezip geçiyordu. SAVAK isimli merkezi istihbarat örgütü İran'ın ölüm saçıyordu, dehşet saçıyordu, işkenceleriyle, suikastlarıyla, baskılarıyla yani neredeyse İran'ın altını üstüne getiriyordu. Her işe de burnunu sokuyordu. Şah o kadar kibirli bir hale gelmişti ki Avrupa ülkeleri kendi menfaatleri açısından Şah'a bir türlü şey diyemiyorlar. Ya biraz bu işleri düzelt, böyle baskı, despotik yönetimi bırak. Biraz reformlar işte siyasi ve ekonomik reformlar falan yap. Bunları yaparsan belki öbürün daha uzar, halk da aranda açılmaz. Ama İran Şah'a bunlara pek kulak asmadı. Aslında Avrupalı siyasetçiler de biraz o oportunist fırsatçı bir şekilde. Ya şimdi şah bunları söylersek şah küser, ticaretimizi engeller, ilişkilerimiz bozulur, biz de oraya yeterince silah satamayız, ekonomik işte şeyler silah diğer e, teknoloji satamayız diye tereddütte bulunuyorlardı. Hal böyle olunca şah ilk Ak devrim isimde reformlar yaptı ama bu tepeden inme reformlardır. Bu reformun hem aceleci davrandı hem de sadece belli bir kesimi gözetleyen reformlardı. Yani belli bir deyim yerinde ise zengin takımını yarayan reformlardı. Böylece bu reformlar İran halkı içinde tepkiyle karşılandı. Çok insan yoksullaştı. Orta sınıf çökmek üzereydi ama şahın dayandığı bir orta direk vardı. Bu da bazar denen bir şeydir. Yani Tahran'daki meşhur bazar. Türkiye'nin kapalı çarşısı diye sayıverin. Burayla işte zenginler sınıfına dayanıyordu. Bu bunları dinlemeyen şahla halk arasında bir açıklık uçurum belirdi ve bu uçurum giderek büyüdü. Onun bürokratı, asker sivil bürokratları da Şah'a bir türlü uyaramazlardı. Uyarmıyorlardı zaten. Yanlış bilgiler de veriyorlardı. Ama burada da İngiliz ve Amerikan istihbaratının çok önemli olumsuz etkileri olmuştu. Bunu özellikle belirtmek isterim. Şah devrildikten sonra, 1979'da devrildikten sonra İngiltere Dışişleri Bakanlığı bir toplantı yaptı kendi arası. Biz ne yaptık da böyle oldu. Yani Şah'a Uyarma konusunda şaştı. Hay Allah konusunda hmm. ne oldu da? böyle oldu. Şah elimizden gitti. İran elimizden çıktı. Dolayısıyla bunu bir değerlendirmek lazım. Bu Anthony Parsons diye meşhur bir diplomatları var. O şey İran'ın eski Tahran'daki eski büyükelçisiydi İngiltere'nin. Yine buna bağlı olarak James Brown isimli çok kıdemli bir diplomat ki bu Birleşmiş Milletler'de ciddi bir diplomasi yapıyordu. Bunların yedi maddede raporları yayınlandı. Bu raporlara göre Batılı ülkeler kendi çıkarları açısından bölgedeki diktatörlere uyarmıyorlar. Destek vererek yanlış yapıyorlar aslında normalde. Bunlara reform yaptırsalar, önerilerde bulunsunlar. Bunları demokratik bir düzene değilse bile en azından belli özgürlükleri halka tanıması için bu diktatörleri bütün yöne kral olur, monarşiler olur, hükümdarlar olur, tek adam sistemler olur. Bunları uyarmalar lazım. Uyarmadıkları zaman hem bu diktatörler, despotlar düşüyor, devriliyor, tahttan <laughs> devriliyor hem de batının çıkarları büyük bir zararı olur. 7 maddelik çok ibretlik bir şeydir rapor. Buna bağlı olarak Kral Hüseyin, Ürdün Kralı vefat etmiştir şu anda. 1990'da hayatını kaybetti. Çok tecrübeli birisi. Ürdün istihbaratı da çok ilginçtir. Bölgenin en iyi istihbarat örgütlerinden birisidir. Yani Kral Hüseyin hem istihbarat bilgilerine dayanarak hem de tecrübesine dayanarak çünkü Ürdün'de de Müslüman kardeşler gibi bir örgüt var yani dayanarak bir rapor düzenliyor. Bu rapor soru İngiltere'ye sunuyor İngiltere Başbakanı James Callaghan sürüyor. Sonra Callaghan davet ediyor kralı. Diyor ki buyur konuşalım ne diyorsunuz ne diyorsunuz. Henüz şah devrilmemiş o dönem. Kral Hüseyin diyor ki bakınız bölgede İslamcı bir uyanış var. Yani bu İran'daki büyük halk ayaklanmasına bağlantılı olarak bunun da çevreye yaydığı etkiler nedeniyle büyük İslami bir uyanış var. Bu İslami uyanış sadece bir İslami uyanış olarak kalmayacaklar. Buralarda radikal İslamcılar, cihatçılar, silahlı örgütler çıkacak. Bunlar yarın o bir gün Suudi Arabistan'da, efendim Ürdün'de, Mısır'da, İran'da zaten hani gitti gidiyor, elden gitti gidiyor. Bunları bölgeyi alt üst edecekler. Yani deyim yerindeyse adını koymasa bile El-Kaide işi örgütlerinin daha sonra ortaya çıkabileceğini Ürdün Kralı uyarıyor İngiltere hükümetini. İngiltere hükümeti bu raporu ciddiye alıyor fakat doğru sonuçlar çıkarmıyor. Kral Hüseyin diyor ki bakınız İngiltere sizin eskiden 36 ülkeden 37 ülkeden oluşan konvens diye İngiliz toplulukları yani eski sömürgelerden oluşan İngiliz toplulukları var. Bu konvensin bir ayarında biz bir İslami konvens kuralım. Yani Arap ve İs İslam dünyasından ülkelerin katılacağı ortak bir teşkilat kuralı. Bu İslami Commonwealth İngiltere'nin de Amerika'nın da yardımıyla yani bir araya gelsinler. Zaten paramparça olmuş Arap ülkeleri, İslam ülkeleri birbirlerine de girmişler. Hem bunları bir araya getirirler hem de yarın o bir gün bu bölgede oluşabilecek cihatçı hareketlere karşı İslamcı hareketlere ve hatta düzeni değiştirme yani silah zor yoluyla değiştirmek isteyen hareketlere karşı da önlem alırlar. Böyle de bir program hazırlamış olurlar. Program plana dönüşür, plana bir proje olur. Biz bu projeyi şimdiden size sunuyoruz, ne dersiniz diyor. Yani konuşma çok iyi geçiyor, tamam öyle oluyor, böyle oluyor. Hatta Kral Hüseyin diyor ki, bakın Şah gitti gidiyor Amerika'ya ve İngiltere'ye diyor ki, Şah gitti gidiyor. Acaba siz Şah'ı destekleyebilir misiniz bu arada? Son demleri aslında, yani neredeyse bir sene kalmış. Bu arada İngiltere İşler Bakanı David Owen araya giriyor, diyor ki Şah'la halk arasında uçurum öyle açılmış ki artık biz Sira'ya bu saatten sonra yardım edemeyiz. Biz olsa olsa şunu yaparız. Şah gitti gidiyor. Biz onun alternatifi nedir ona bakalım. Bu alternatif muhalefet olabilir. O halde biz muhalefetle ilişkiler kuralım ki yarın o bir gün o muhalefeti bizim aleyhimize dönmesin. Yani bu planı da devreye sokuyorlar. Fakat Şah henüz devrilmediği için İran ordusu ve hükümeti o dönem İngiltere'ye şey yapıyor bir muhtara veriyor. Diyor ki sakın olay ki siz muhalefete şey yapmayın, kapılarınızı açmayın, açılan kapılarınızı da kapatın. Aksi de biz ilişkilerimiz kötüye gider. Nitekim İngiliz Büyükelçisi, özellikle Tahran'daki İngiltere'nin Büyükelçisi kapılarını kapatıyor muhalefete. Fakat bunun sonucu tabii hareket oluyor ve e, malum Ayetullahlar, İran Mollaları hükümete geliyorlar. Kral Hüseyin bu projenin hala olabileceğini ısrar, ısrar, etmesine rağmen gerçekleşmiyor. Hayata geçmiyor ama e, Kral Hüseyin diyor ki eğer o proje gerçekleşmiş olsaydı bugün Orta Doğu'da böyle İslamcı örgütler, cihatçı örgütler, El-Kaide'den -Kaide, El bahsetmiyor çünkü yok ortada ama kayde benzeri örgütler cirit atmazlardı. Bu da İngiltere'nin bir yanlışı olsun, Batı'nın bir o Batı'ya bir ders olsun. Buradan çıkarılması gereken ders şu, yani Türkiye'yi de dahil ederek Batılı ülkeler esas çıkarlarına bakarlar. Tek adam yönetimler olsun, despotlar olsun, onlarla ilişkilerini sürdürürler. Yeter ki ticaretim iyi gitsin, yeter ki silah satayım, yeter ki efendim mali bakımdan değinimde ise yatırımlar yani sermaye yatırımları iyi gitsin. Biz bunlara çok fazla dokunmayalım. Aslında batı açısından en önemli ders o. Yani despotları tek yanlı destek vermek ve halkı görmezlikten gelmenin sonucu böyle oluyor. İkinci ders de bence bölgedeki insanlara yani batıdan çok fazla medet umarak aman gelecek bizi kurtaracak, Biden bizi kurtaracak, İngiltere bizi kurtaracak, işte geldi bakın demokrasi gelecek, Türkiye'ye demokrasi başka bir yeri demokrasi gelecek demek hayallerinden kurtarmak lazım. Büyük devletler anlamak lazım. Çünkü bunlar jeopolitik oyunların içinde ve çikor oyunların içindeler. Bu çıkar oyunları karşısında dikkatli olmaz. Kral Hüseyin'in de ne yazık ki projesinin hayata geçmediği ortada. O hayata geçmeyince de görüyorsunuz ortalık bugünlerde cihatçılarla dolu, el-kaidecilerle dolu, efendim işitçilerle dolu. Bu da aynı zamanda yani çok yönlü olarak bölgede yaşayan insanlara ders olsun diye söylüyorum. Bu da makalede ayrıntılar okursunuz. Belge olması açısından önemlidir. Yoksa benim yazmam açısından önemlidir. Tarihe bir belge dipnot düşmek açısından üç ders çıkardık. Hoşçakalın.